yavaş bir tempoda başlıyor. Rizespor oyunun ilk dakikalarından itibaren mücadeleyi kendi ceza alanına yakın olarak kabul edince Beşiktaş'ın hücumları çok baskılı olmamasına rağmen Rizespor kalesine yıkılmaya başlanıyor. Özellikle sağ kulvar bu karşılaşmada göreceğiniz gibi Beşiktaş için çok rahat kullanılan gol yollarının başlangıcı oluyor. İşte Rıza ve o kulvarın dünkü karşılaşmadaki kahramanı Recep. Ali, Zeki, vuruşu kaleci Palde. Yine Recep, yine sağ kulvar. Ali, Zeki defanstan dönüyor. Rizespor hücumu zaman zaman düşünüyor ama kesinlikle golü düşünmüyor. Yaptığı hücumlar topu kendi kalesinden uzakta tutmak amacını taşıyor. Ferdinand, maçın başarılı isimlerinden Ferdinand topu bir adım geriden çeviriyor. Oyun çizgilerini geçen top Rıza'nın vuruşuyla filelere gidiyor ama Coşkun Kutay pozisyonu yakından izliyor. Rizespor kaptanı Harun Orhan bırakıyor ve Zalat'ın ısınmasına bile yetmeyecek bir tehlike. Feyyaz, Rıza, Ferdinand ve offside. Beşiktaş oyunu tamamen Rizespor yarı alanında oynuyor. Ferdinand, dakika 34, Mehmet, Rıza ve sağ kanadı kullanan bu kez de Feyyaz. Ortası çok başarılı. Ferdinand'ın plasesi Pali çaresiz bırakıyor. Beşiktaş 1, Rizespor 0. Golden sonra Beşiktaş oyunu çabuklaştırmak istiyor. Ama ilk yarıda bu çabukluğu sağlamayı başaramıyor. Rizespor'un üst üste hataları, Rıza, Pal için rahat bir top. Gökhan, ara pası çok güzel ancak top biraz süratli ve Mehmet'ten önce Pal yakalıyor. Kaptan Rıza, Kadir, Mehmet ve korner. Artık ilk yarının son dakikaları. Mehmet kullanıyor korner atışını. Rıza tekrar kale önüne iade ediyor. Ferdinand'ın kafası son anda Pal çelmeyi başarıyor topu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle kapanıyor. İkinci yarıda kadrolar aynı ama Beşiktaş aynı Beşiktaş değil. Bu dakikaya çok süratli, baskılı ve golü ısrarla arayan bir tempoda başlıyor. Recep, Ferdinand yakalayamıyor topu. Henüz 46. dakika yeni geride kalacak. Korner, Mehmet kullanıyor 47. dakikanın ilk saniyeleri. Topla buluşan Ferdinand ve çok güzel bir kafa vuruyor. Beşiktaş 2-0 öne geçiyor 47. dakikanın başında. ...2-0'dan sonra artık oyunda tamamen Beşiktaş'ın imzası var. Mehmet kaçırıyor, vuruşu Pal'den dönüyor. Zeki bırakıyor, Rıza yine Pal. Evet, bu karşılaşmada Pal, Rizespor'un en başarılı demeyelim tek başarılı ismi. Ferdinand'ın bir kafa vuruşu daha yine Pal'de. Bu kez Feyyaz, kaleci Pali aldatıyor ve plasesi filelere gidiyor. 54. dakikada Beşiktaş 3-0 önde. Golü tekrar izliyoruz. Feyyaz, Ali, Feyyaz ve korner. Yine Mehmet kullanıyor korner atışını. Yine Ferdinand.
Ulvi'den gelen top filelere gidiyor ama Coşkun Kutay gol olarak değerlendirmiyor bu pozisyonu. Beşiktaş kalesi Zalat belki de hayatının en rahat maçlarından birini çıkartıyor. Kalesindeki ilk ve tek tehlike. Orhan vurmakta biraz geç kalıyor ve top avuta gidiyor. Mehmet, Feyyaz vuruyor, pal çeliyor ve topa kapanıyor. Zeki, Beşiktaş yine gol peşinde. Zeki, kaleci pal ile karşı karşıya, pal yatıyor ve topu almayı başarıyor. Rıza, Recep sağ kanatta her iki avut çizgisi boyunca gidiyor ve geliyor. Ferdinand bırakıyor, Zeki, sol tarafta Ali, bomboş bir alan. Yine Ferdinand ve korner. Bu arada Mustafa bir sakatlık geçiriyor, sedye ile sahayı terk ediyor. Korner atışı kullanılıyor. Atak devam ediyor. Kadir, Feyyaz vuruyor ve son olarak Feyyaz'ın eliyle topu kontrol ettiğini belirtiyor Coşkun Kutay. Bu arada Mustafa ambulansla saha dışına götürülüyor. Beşiktaş bu arada Ali'nin yerine Halim'i, Zeki'nin yerine Bünyamin'i alarak kalan dakikalarda gol sayısını arttırmayı planlayacak. Feyyaz, Rıza, ortası üst dağlarda eriyor. Yine Rıza, yine sağ kanat, Zeki. Ferdinand vuramıyor, Feyyaz yine pal önlüyor. Tekrar Feyyaz, Ferdinand'da bitiyor atak, onun vuruşunu defans çeliyor. Beşiktaş gol sayısını arttırmayı yakalayacak. Fırsatları bol bol elde ediyor bu karşılaşmada ama golü kolaylıkla yakalayamıyor. Yine Feyyaz, yine Rıza, yine sağ kanat. Rıza havalandırıyor. Ferdinand ve korner diyor Coşkun Kutay. Halim, Halim'den gelen top sağ kanatta bomboş bir hata dönüşüyor ve oyun sahasını terk ediyor. Mehmet, altı pasın uzak köşesi, Feyyaz vuruyor ve üstten avuta gidiyor. Evet, yine sağ kanat, yine Rıza, Recep, Gökhan çıkıyor ileriye. Ara pası çok başarılı Bünyamin. Halim, Gökhan vuruyor ve Ferdinand topu filelere gönderiyor ama oradaki pasif offside Ferdinand topla oynayınca aktife dönüşüyor. Ve Coşkun Kutay offside'ı değerlendiriyor. Bu pozisyonu tekrar izliyoruz. Beşiktaş yine sağ kanattan bir atak daha geliştiriyor. 3-0'ı 4'e yükseltebilme mücadelesi. Kadir, Mehmet. Mehmet ceza alanı içerisine götürüyor topu ve müdahale topa, korner. Dakika 86. Korner atışını Mehmet sakatlandığı için Kadir kullanıyor. Topla buluşan Halim ve güzel vuruyor kafayı. Beşiktaş 4-0 öne geçiyor. Golü tekrar izliyoruz. Ferdinand geliyor. Öylesine rahat ki gol pasını da buluyor. Feyyaz önce pal sonra direk ve korner. Oyunun son dakikası, yine sağ kul var. Feyyaz düşürülüyor. Faul atışını Rıza kullanacak. Rıza'nın vuruşu, Bünyamin ve pal önlüyor ancak Coşkun Kutay Bünyamin'in offside olduğunu belirtiyor. Bu oyunun son hataydı. Beşiktaş Rizespor'u 4-0 yeniyor İstanbul'da.